Çekime geldik. Müsaitseniz açar mısınız Abbas Bey? Oo, ne de çıktınız, ne de çıktınız. Buyurun, buyurun. Müsait değil mi? Ben zaten terliklerimle geldim. Aa, ben de hiç ben tanıyordum. Tam en tüzağın var en çekiliriz. Eminim öyledir. Ben direkt salondan başlıyorum o zaman uzatmadan. Neyi çekeceğim? Sen peki neden bu arada? Kesinlikle habersiz bir çekim. Evet. Yakışıklı mıyım? Ay, evde de zaten böyle geziyoruz. Ben de daha yüzünü görmedim. Daha yeni aldığımız askılığı göstereceğim. Neyi? Burası gözlüklük aslında ama kolyesine de takmış. Burası neyse daha sonra gösteririz. Salona geçelim. Salonumuz benim. Daha boş galiba. Evlilik benim. Sen konuşuyorsun. Salon daha boştur. Çünkü inan ki yayından söylemişim bugün akşam yayından kurduk. Geldi yani. Hemen hadi bir tane çekim. Bu arada politikimde bir özellikliği var. Ya yavaş yürümemiz abi, şimdi bu adam geri zekalı mı niye böyle şey gibi yürüyor demeyin. Önümü göremiyorum o yüzden. Ne nefes alıyorum ne önümü görüyorum. Bas işte bir tanesini açılıyor. Sakın çekil gel. Bak. Tamam bunu göstermek istiyor arkadaşlar. Sesi dinle. Duydun? Evet, koltuğunuz bu komandolu koltuk. Kapatıyor. Koltuğum geldi arkadaşlar. Biraz takri bir ürün. Sen ona bir tane lakotiyi çarptın. Orada değil mi? Doğru. Orada bir tane koltuk daha var. Üstünde bir koltuk var ama kesinlikle sponsor değil. Hepsi öyle ben gözlüğümü bu arada. Burada bir tane sepa var. Hediye gelmiş, promosyon ürünüdür. Burada benim kedik var. İki tane kedik. Leo bu, ve Sasha. Beyaz olan bir karim. Bu elime saldıran gördüğünüz üzere yani hareketine erkektir. Dört ayak erkektir. Evet. Kedi işte. Bura balkon. Peki fotoğraflarımızı neden sansürlediğini anlatacak mısın? Burada çok güzel fotoğraflarımız vardı. O fotoğrafları sansürledik dedik. Hem vlogunda paket olmayan amınakım. Orada iki tane fotoğraf halletmişiz. Burada bir Hindi televizyonumuz var. Altında TV ünitesi var. Üstünde TV ünitesi var. Sağında TV ünitesi var ama burada benim plaket var. Burada da balığımız var. Bırak beni bir plaketi çek. Plaket. Benim plaket arkadaşlar. Onlar var. Buraya geçelim. Şimdi içeri gidelim. Tamam içeri gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Koridor. Yani evin koridoru var. Şöyle mutfağa girelim. Ve çekil öyle. Tamam çekildim. Başlıyor olmasın da. Selamünaleyküm. Yani burası kedilerimizin en sevdiği yer. Yani benim de tabii. Aa dünden yaptığım kalmış kurabiyelerim var. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Paketinin 3,5 milyonu aldık yalan söylüyor. 3,5 değil sen yalan söylüyorsun. 3,5 milyon. Ya ne mi göremiyorum bilmiyorum ya. Yani mutlak. Bakın tezgahımı içinde... artık temiz linç edemeyeceksiniz. Evet tabii zaten. Burada bu neydi? Açma sakın dolu. Neydi? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Makinesleri. Çakmaca. Kaşık. Kaşık. Daha önce görmediyseniz Abbas tanıtıyor hepsini. Fırın. Fırın. Burada bir lira bak içine açmayacağım şimdi. Açma. Boştur ama. Şaka. Bakın mı bir lira? Boş geldin. Açın mı? Karnın acıkmadıysa açma. Gel devam ediyoruz evliliğimizde. Şimdi sonra yemek yemek yönden kalmayalım. Burada arkadaşlar çok sayıda misafir terliğimiz var. Yanlış anlamam. Bizim ara biraz kalabalıklı 45 kişilik misafirlerimiz geliyor. O yüzden olmak zorunda kaldım. Bundan beri ticaret terliği. Benim kedi deniyormuş. Onu boşver. Burada gözlüklerim var benim hanımın. Benim bir tane kolyem var. Kalaşnik kolyesi. Çünkü lakan gözlüğü falan karımızdır. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir kelime ayı değil. Çekil lan. Kediye bak çekil lan. Tamam burası kedi köşesi. Burası bizim kedi köşemiz arkadaşlar. Şurada ufak bir boşluk var. Tırnak edip bir şey koydum. Su kabı, mama kabı var. Oyuncağı var. Gözlerin hep yatağı yapıyor. Arkadaşlar gerçekten çekim için özür dilerim ama gimbalımız bozuk. Bana ne? Tamam. Anne sen şöyle pilete gidelim. Abi. Burası bizim kedi tuvaletidir. Misafir yani aydıdır. Beşiri sadece sıçtırıyoruz buraya. Kediyle beraber sıçsın diyor. Bakın ne oldu
Duvarız, banyo var ama kullanmıyoruz. Kedilerimiz şey yapıyor, sıçıyor bizden çok. Kod veren, aidat da veriyor, çekişinden. Buradan çıkarır. Ulan bunu buraya gel, alın. Kapa mı orayı? Evet. Işık yapın ya, fazla terbiye edemezsin. Burada ne var? Orada ne var? Çamaşır makinesi ve internet kabloları falan var. Ayakkabılık var. Çok var böyle bir odama. Arkadaşlar şu oda tam yaradığınız oda. Çok evet. Özeldi. Bir de onun sonunda buna verdim. Şimdi evet, yatak odamıza geçiyorum. İnternet kafesi odası. Geç. Selam abi. İşte burası bizim, yani onun mekanik masası. İçinde bir şeyler var. Takılarım var. Takısı var, ocağısı var. Daha ocağı standa alacakmış. Ocağı standa olacak. Bunlar da yarısı. Evet. Daha önüm tam bitmez zaten. Victoria's Secret şeylerim. Beyoncé parfümlerim. Tamam tamam tamam, bırak lan, çekme sana diyorum, para vermiyor bizden bunlar ya. Olsun. Bu benim bir yatağım. İyiydi. Kaliteli yatak. Yatak. Tamam anladık, yatak arası. Güzel yatak. Perde. Asıl bu odanın olayı manzarası aslında ama Abbas Bey tabii ki istemiyor. Göstermek istemiyor videolarda, ev balkonlarına karşılık. Burası benim, bak burası benim dolap, burası benim manikanın dolabı. Onu açmayacağız, o kadar değil. Valla ben kendi dolabımı göstereceğim. Hanımefendinin dolabını göstermek olmaz. Valla benim dolap. Aynı senemesi donumu çorabında görmezseniz olur. Şu yukarı çekmece açmayalım. Bura boş. Burası bana ait olmayan yerle hanımefendi tarafından doldurulmuş. Orada ayağındaki kot pantolonlar gibi. Sesimi kaçma. Ayağındaki kot pantolonlar gibi bu kotum var, yeni almışım. Başka yok. Tişört. 7-8 tane tişört var. Alt taraf bir tane kalmış. Başka ben yok. Ben düzgün katlayıp koyuyorum, o bozuyor. Bu dolabı kullanmamın tek sebebi aslında giyinmek değil. Beni bilirsiniz, ben fazla giyinmiyorum. Benim imanetler var. Şöyle bir tanesini takdim edeyim. Bu numarada ekmek bıçağıydı. Şöyle düşüme giyiyor dedim alalım bunu. Bu da başka bunlar, buradan aldığım emanetimdir arkadaşlar. Tırtık olmaz, dikkatimi çektiği için dedim bir tane alayım. Şurada öyle şöyle ufak tefek emanetler var. Şunları göstereyim. Böyle bunlar ufak tefek. Koleksiyoncuyuz canım. Hani kullandığımızdan lazım olduk ondan falan demiş. Burada benim meşhur testerem var. Bunun videosu Instagram'da 4-10 izlemiş. Bakayım bu testereyi. Burada başka emanetlerim var. Bu çakımı çok severim. Görmeden açarım. Güzel emanettir. Burada benim diğer adıları bir tane çakım var. Eskidir, zahirdir. Evet, biraz kitleden kendilerin hepsini sağlayacağım. Başka bir emanet daha var. Burada benim soda atacağım var. Tırnak makası var. Ekmek bu. İnternet kafetörümüz. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Selamun aleyküm. Şuradan bir taktım edeyim. O da dur, kapıcama. Buraya müzik koyacağım o yüzden. Şuradan girebilirim içeri. Sarıdan görebilirim. İmamına koy. Şurada bir dolabımız var arkadaşlar. Bilgisayara geçmeden önce. Bir dolap var. Açıyorum. Aç. Işığı da açalım burada. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Şimdi dolapta ne var ben göremiyorum buradan ama kışlık kıyafet dolabımız bu. Burası kışlık mı? Şurada benim biraz daha aç, kırmadan. Şurada bizim takı kulaklık ters bağım var. Dolan. Orijin ters bir dirayet bulamazsın. Şurada camiden kardeşlerimiz geliyor. Müezzin ekibimizde falan var biliyorsunuz. Ne başkasın diye. Çak kamerayı, çak kamerayı geri çakıp duruyorum. Burada vır zıvırlar. Bir bok yok. Onun da bir bok yok. Benim sana dediğim tabanca nedir ha? Amına koy. Yukarıda mı? Burada ne var? Burada da vır zıvırlar. Vır zıvır varmış. Burada dedi bir kişi var. Şimdi bir dolap daha açıyorum. Bu ne amına koyayım? Şuradan ne bilirsin? Bir kamerati var. Kazan var, bara var diye eve götürdük göre. Aynen. Ufak kamerati kaybetmiş, şimdi de gösterecektim ama. Onu bir... Ana ne sikeyim, senin tabancan gibi. O ne oldu biliyor musun? Sen benim şeyimi asarken
tablomu asarken onu çekiç yerine kullandım. Sonra ne de koydum bilmiyorum. İyi bok yemişsin. Aferin. Ben mi yaptım? Sen yaptın. Ben çekiç yerine onu kullanmam. İyi bok yemişsin. Ne diyeyim? Sen şimdi durdurdun. Evet arkadaşlar, şimdi burada bilgisayarımı göstereceğim. Şöyle döndük kameraman. Benim çay bardağı var. Dur gözükmüyor. Şöyle göstereceğim. Yengeniz almış diye hep göstermek istiyor. Şurada benim dimizot testat var. Bütün mahallelerinde dimizot testatla şu sağlam makine. Şimdi şurada 3 tane ekran var ama ikisi bağlı şu an. Gerisi bağlamadım. Peki niye? Çünkü ne bileyim, yayın açıklanmış. Bu arada arkadaşlar, YouTube'da olmadığımız haftalarda haftanın 4 günü falan yayındayız. Şurada linki gör. Ananı. Ya Allah'ım ya. Neyse. Kamera önüme koyup durma. Şurada linki görelim. Zoom yapıyorum. He? Yok bir şey. Tamam. Şurada linki görelim. Burada bir tane kostüm var, üstünde Müslüm Baba kızımla, canım Müslüm Baba kızıyla kapattık. Çünkü burada gördüğünüz herhangi bir ürün kesinlikle sponsor değil, alın teri ve emektir. Şimdi arkadaşlar yayınlarda sadece yayınlarında kullandığım bir mikrofonum var. Marka söylemiyoruz. Şurada bir tane daha mikrofonum var, onu videolarda kullanıyorum. İki ses kalitesi farklı olduğundan dolayı. Klavye, mouse'un kesinlikle takım değildir. Takım olması için sponsor lazım. Biz yaranma taraftarı değiliz biraz. Burada bir 75 inç monitörümüz var. Burada yayın chatini okuyorum. Bu benim ana ekranım. Şu ekranımı da başka bir yayın açarsam, 3 yerde aynı anda yayın açarsam onu kullanıyorum. Şu anlık bağlı değildir çünkü artık bir yerde yayın yapıyorum. Şurada benim arka taraftaki video kulaklığımdır. Ön taraftaki de yayın kulaklığımdır. Bunun sebebi ise oynadığımız oyunlardan ses kasabilmek için bunu kullanıyorum. Kasamızı şöyle içine doğru bir yaklaştır, uzaklaştır. Benim ön özellikleri sayayım bu arada. Ekranda da yazacak. AMD Ryzen 7 2600 mi 2700 mi X var. Tam olarak bilmiyorum. RTX 2060 ekran kartı var. Birçok fanı var. Corsair'in 1 TB SSD'si var. Başka bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Vardır bir şeyler. 16 GB RAM var. Kaliteli bir şeydir. Yayınlarımı burada yapıyorum. Normalde biliyorsunuz ki artık bilgisayarda video çekmediğimiz için yayınlarımızı yapıyoruz. Yayınlarla beklerim kardeşlerimizi gelmeleri. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir de son olarak bize bir yayında nasıl olduğunu göster. Çünkü buraya kamera gelecek 1-2 haftaya. Tamam. Işığı da kapat. Yayınlarda tam olarak tam bu şekilde oynuyorum. Yakışar kol bir gün oldu. İyi bilsen de koyar. Yakışar kol bir gün yandına bak. Evet. Şuraya yaklaştım. Böyle koydum. Neden böyle şey? Kameran olduğu zaman insanlar o zaman şöyle bir şey görecek herhalde. Evet. Evet. Gimbalımız gene kendi kendine. Bir şey olmaz. Bir de o beğen. Beğendin mi? Tamam. Kanala abone ol. Yayınlara gelmek isterseniz de Instagram adresinde ulaşabilirsiniz. Hepsinin linki açıklamada var. Bu arada arkadaşlar söyleyelim. Bunların hepsi emeğimizdir, alın teridir. YouTube başarından bugüne kadar biriktirdiğimiz parayı kendi evimize gömdük. Bunlar bazı insanlar rahatsız edilir fakat karıyla kızla yemek yerine hayatımızı kurmayı seçtik. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.